işverene fesih yasağı getiren geçici 10. maddeyle Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere 10. madde çerçevesinde uygulanan tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri bu sefer orada çalıştırmadı. Fesih ortadan kalktı ya. Evet. Bir, ücretsiz izin şeyde var. Kıdem süresi esas alıyorum. Orada müvekkil raporlu mu? Raporlu. Fesih bildiriminin tarihi olan süreye kadar diyor, müvekkille de aşk davayı ben haklıyım dedi, sen de doğru söylüyorsun dedi. İnanıyorum bu şekilde olacağını dedi. Ücretsiz izin kavramı mevzuatımızda yer alan bir kavram değil maalesef. İlk defa pandemide bir geçici maddeyle hukuk sistemimizde yer aldı. Şimdi bak şurada en kritik şey şu. Ancak pandemide herkesin malumu olduğu üzere işverene tek taraflı işçiyi ücretsiz izne çıkartma hakkı verilmişti. Ve burada bu sistem içerisinde prim günü sıfır olarak gösteriliyordu ve kıdeme esas sayılmıyordu. Ve bu anlamda ücretsiz izne çıkartan işçinin kıdeme esas süresinin tespiti bakımından 55. 4857 sayılı yasanın 55. maddesinde işverenin izin verdiği diğer haller kapsamında bu hususun değerlendirilmesi ve işçinin kıdemine esas alınması gerektiğini savunduk mahkemede. Bizim bildiğimiz bir emsal yok bu aşamada ancak zannediyorum ki iş hukuku anlamında çok ciddi eğer kesinleşmesi halinde ciddi bir emsal teşkil edecek. Peki. Teker teker ödeyeceksin. Şimdi ne yapacak bu kararda? Başlatmadı ya.